Değerli basın mensubu arkadaşlarım, aslında bu saatte basın toplantısı yapma adetim değildir. Bu saatte basın toplantısı yapmayı düşünmezdim ama biliyorsunuz dünden bu yana Türkiye'de önemli bir gündem maddesi var. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın önce milletvekili adaylığı için istifa etmesi, arkasından da tekrar aynı göreve hukuka aykırı bir şekilde atanmış olması. Dünden bu yana hükümetten doyurucu bir açıklama bekliyorduk bu konuda. Bunun hem hukuki temelleri konusunda. Ancak bırakın doyurucu açıklama yapmayı, hükümet sözcüsü hakaret eden ifadelerle hatada ısrar etme konusunda kararlı olduklarını göstermişlerdir. O yüzden bugün bu açıklamayı bu saatte yapma ihtiyacı duyuyoruz. Değerli arkadaşlar, son günlerde özellikle Hakan Fidan'ın istifa sürecinde görüyoruz ki vizyonda bir film var. Bu filmin adı Hakan Fidan ve Sırlar Odası. Şu anda Hakan Fidan ve Sırlar Odası filmini izliyor 77 milyon vatandaşımız. Değerli arkadaşlar, adı milli olan, adında milli olan istihbaratın en önemli kuruluşu, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başı, başındaki kişi siyasete girmek üzere istifa ediyor. AKP'den milletvekili adayı olmak üzere müracaat ediyor. Kendi içlerinde yaptıkları eğilim yoklamasına giriyor. Partiye üye kaydı için müracaatta bulunuyor. Eğilim yoklamasından çıktıktan sonra tekrar MİT Müsteşarlığı'na atanıyor. Değerli arkadaşlar, süreci hatırlayalım. Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında bu süreç içerisinde bir sır küpü rekabeti yaşanmıştır. Hakan Fidan'ın siyasete girme süreci Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında bir sır küpü rekabetidir. Cumhurbaşkanı açıkça Hakan Fidan benim sır küpümdü, girmemeliydi, rızam dışı girdi siyasete demiştir. Başbakan ben izin verdim demiştir. Başbakanın izniyle istifa edip MİT Müsteşarlığından aday adayı olmuştur. Ancak bu sır küpü rekabetinin son evresinde görüyoruz ki rekabetten birinci eşikte Cumhurbaşkanı galip çıkmıştır. Cumhurbaşkanının Hakan Fidan'ın adaylıktan geri çekilmesi ve yeniden MİT Müsteşarlığına atanma süreci Cumhurbaşkanına sır küpünü iade süreci olarak ortaya çıkmıştır. Değerli arkadaşlar, bu tablo bir şeyi çok açık bir biçimde ortaya koyuyor. Sayın Davutoğlu'nun başbakanlık yapma ehliyeti kalmamıştır artık. Ahmet Davutoğlu bu olayla başbakanlığa ehil olmadığını, başbakanlık ehliyeti olmadığını, bütün yetkilerin Kaçak Saray'dan yönetildiğini, idare edildiğini, başbakanlık yetkilerinin oradan kullanıldığı açıkça ortaya çıkmıştır. Bir başka önemli nokta daha. Sadece başbakanlık ehliyeti değil, Davutoğlu'nun genel başkanlık ehliyeti olmadığı da ortaya çıkmıştır. Niye söylüyoruz bunu? AKP'den milletvekili adayı olmak üzere kendi emrindeki MİT Müsteşarı istifa ediyor. İstifa eden MİT Müsteşarı'nın aday yapmaya gücü yetmeyen başbakan, genel başkan, AKP'nin mevcut sanal genel başkanı dönüp yeniden talimat üzere Cumhurbaşkanı'nın sır küpünü MİT Müsteşarlığı görevine iade etmek zorunda kalıyor. Ne yazık ki görülen tabloda başbakanın pozisyonu sarayın palyaçosu durumuna düşmüştür. Bunun ötesinde Türkiye Cumhuriyeti için acınacak bir pozisyonla karşı karşıyayız. Değerli arkadaşlar, bu olay bize bir şey daha göstermiştir ki bu seçim sürecinde aday listeleri AKP genel merkezinden değil Kaçak Saray'dan yapılacaktır. Cumhurbaşkanı bir şablon oluşturmuş. Elindeki şablonu okul yazılarında test okur gibi AKP'den gelecek aday listelerinin üzerine demek ki koyacak. Şablona hangisi uyuyor, hangisi uymuyor, ona göre aday listeleri bu şekilde belirlenecektir. O onların problemidir. Ama Türkiye'de devlet düzeninin,
bu kadar örselenmesi ve devlet düzeninin bu kadar hırpalanması Türkiye'nin geleceği açısından ciddi ve tehlikeli bir noktaya doğru gittiğimizi gösteriyor. Bakın bu seçimle MİT müsteşarı olayı açıkça şunu göstermiştir ki 2015 Haziran seçimleri artık istihbarat gölgesinde yapılacak seçimlerdir. Bu seçimlerin adı istihbarat gölgesinde yapılacak seçimlerdir. Çünkü devletin istihbarat biriminin başındaki kişi AKP üyesi olmak üzere müracaat etmiş, partililiğini resmen tescil ettirmiştir. Ondan sonra tekrar hukuka aykırı bir biçimde MİT'in başına getirilmiş ve ne yazık ki MİT'in milli olma vasfına da zarar verilmiş, Milli İstihbarat Teşkilatı artık gayri milli bir teşkilat haline dönüştürülmüştür bu adımla. Bundan sonra böyle devam ettiği sürece, buna önlem alınmadığı sürece hiç kimse MİT için Milli İstihbarat Teşkilatı diyemez. Ya gayrimilli istihbarat teşkilatı diyeceğiz ya da milli iftira teşkilatı diyeceğiz. Bu garabeti gidermedikleri ve düzeltmedikleri sürece. Değerli arkadaşlar, bakın yapılanların tamamı hukuka aykırı. Bir fiille, bir işlemle, bir atama işlemiyle bu kadar çok kanun hükmünü ihlal edebilmek olsa olsa bu iktidara, bu hükümete mahsus bir davranış biçimidir. Bakın, MİT kanununun 14. maddesi açık. MİT kanununun 14. maddesi görevde 5 yılını doldurmadan istifa edenlerin yeniden 5 yıl geçmeden göreve atanamayacaklarını hükme bağlamıştır. Hakan Fidan 5 yılını doldurmamıştır bu görevinde, yeniden atanmıştır, kanuna açıkça aykırılık vardır. İstisnai memuriyet bahanesine sığınılamaz. Savunma olarak diyorlar ki istisnai memuriyette bekleme süreleri uygulanmaz. Bu husus istisnai memuriyet atanması hususu değildir. Bu husus özel hüküm, MİT kanununun 14. maddesindeki özel hükmün açık ihlalidir. 14. madde çok açık. 5 yılı doldurmadan istifa ettiysen geri dönmek için 5 yıl bekleyeceksin diyor. Özel hüküm varken başka bir istisnai memuriyet hükmü uygulanamaz. Bu atama bir istisnai memuriyet ataması değil, bir geri dönüş atamasıdır. Birinci aykırılık buradadır. İkincisi, MİT kanununun 13. maddesine açıkça aykırılık vardır. MİT kanununun 13. maddesi bu atamalarda Milli Güvenlik Kurulu'nun görüşünün alınması gerektiğini açıkça hükme bağlıyor. Bu yeni bir atamadır ve yeni atamada yeniden Milli Güvenlik Kurulu'nun görüşüne ihtiyaç vardır. Milli Güvenlik Kurulu görüşü alınmamıştır. Bir başka aykırılık 657 sayılı devlet memurları kanununun 97. maddesinin A fıkrasına aykırılıktır. Değerli arkadaşlar, eğer bunu bir genel çekilme hükmüne dayanarak devlet memurları kanununa göre yeniden atama diye hükme bağlıyorsa, böyle düşünüyorsa hükümet, o zaman da 6 aylık bekleme süresine uymak zorundadır. 97. maddedeki bu hükme de uyulmamıştır. Bu konuda da açıkça hukuka aykırılık vardır. Bir başka aykırılık 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanunun ek 7. maddesine aykırılıktır. Burada açıkça Yüksek Seçim Kurulu adaylık için müracaat edip atanmayanların, aday gösterilmeyenlerin Yüksek Seçim Kurulu seçim sonuçlarını ilan etmesinden sonraki bir ay içerisinde müracaatı halinde döneceğini düzenlemiştir. Şu anda bu tarih Temmuz-Ağustos aylarına tekabül edecek bir tarihtir. Dolayısıyla geri dönüş işlemini 298'e göre yaptıklarını iddia etmeleri de mümkün değildir. Çok açık bir şekilde Türkiye bu davranışla hukuku yok sayan, seçimleri istihbarat gölgesinde faşist bir anlayışla sürdürme konusunda kararlılık içerisinde olan bir iktidarla karşı karşıyadır. Daha şimdiden seçim güvenliği sırf bu sebeple ihlal edilir hale gelmiştir. Ve bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ana muhalefet partisi olarak bir, her türlü hukuk mücadelesini yürüteceğiz. Bugün milletvekili arkadaşımız Mahmut Tanal bu konuda iptal davası açtı. Yargıda bu süreci takip edeceğiz. Bununla ilgili siyasi bütün süreçleri takip edeceğiz.
Ama her şeyden önce siyaseti bu kadar ahlaksızlaştıran anlayışa karşı ahlaki ve siyasi alanda mücadelemiz devam edecek. Bunun hukuk dışı olan yanının tamamını bir tarafa bıraksak bile ahlaken Türk siyasetini bu kadar ahlak dışı ölçülere indiren bir anlayış Türkiye'nin geleceği açısından çok ciddi tehlike teşkil ediyor. Bu noktada hükümeti, iktidarı bir an önce bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz. Şu anda istihbaratın başındaki kişi milli niteliği olan bir kişi değil, doğrudan doğruya iktidar partisine üyelik kaydı yaptırmış, siyasi kimliği ağır basan bir kişidir. Ve Türkiye'de Türk bir seçim süreci içerisinde siyasi kimliği ağır basan bir istihbarat şefiyle Türkiye'yi seçim atmosferi içerisine götürmek bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Başbakan Davutoğlu, başbakanlık cübbesini, elbisesini yeniden giy. Başbakanlık sıfatına yakışır davranışlar içerisinde ol. Ehliyetsiz başbakan olmaktan bir an önce kurtul. Türkiye Cumhuriyeti başbakanına yakışır tavır içerisinde ol. Ancak o zaman Türkiye bu kriz içerisinden, bu sıkıntılı durumdan kurtulabilir. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sorularınız varsa alabilirim. Peki. Anayasa değişikliğiyle ilgili bir sorumluluk var. Cuma günü komisyonda görüşülecek iktidar partisinin verdiği anayasa değişiklik teklifi. Sizin tavrınız ne olacak? Hukuku, adaleti, anayasayı, yasaları bu kadar yok sayan ve çiğneyen bir iktidarla hiçbir anayasa değişikliği meselesi görüşülemez. Önce hukuk sınırları içerisine girecekler. Önce hukuk sınırları içerisine. Türkiye'yi bir muhaberat devleti gibi gören, Türkiye'yi bir istihbarat devleti gibi yönetmek isteyenler kalkıp da yaptıkları plan ve komploların üstünü örtmek için anayasa değişikliği örtüsü altına saklanmaya kalkmasınlar. Mesele Türkiye'de bugün İstihbarat devleti haline getirdikleri bir ülkeden demokratik devlet eşiğine geçme meselesidir. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.